Merhaba dostlarım, Nirvana Oyun TV ekranlarına ve Age of Civilizations 2 İtalya ile Roma İmparatorluğunu kurma görevine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bir önceki bölümde hatırlayacağınız İtalya krallığımızı ilan etmiştik. Ekonomiksel açıdan da durumumuz iyiydi. Aslında bu %65 seviyesinde, bunu şöyle indirdiğim zaman da ne kadar yapıyor? 11.000. Birazcık para kasacağım. Sonrasında ise yatırımlara son sürat devam edeceğim. Araştırmaya veriyorum. Şu seviyeler iyidir. Tamamdır. Şimdi dostlarım. Şurada bir boss dersek kaldı bir tek. Bizimle problem çıkartabilecek olan. Onu da diyorum ki aslında biz buraya alabiliriz. Bir çok uzatmayalım. Bunun etrafını saralım. Şuraya da şöyle bir 1500 atın siz. Harika olur hariç. Tamam. Biz bir Bosna Hersek seferi yapalım ve Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirelim. Birazcık stratejik oynamamız lazım. Romanya ile ilişkilerimizi geliştirelim. Almanya ile ilişkileri geliştirelim. Almanya ile sıkıntı yaşayabiliriz. Almanya ile maşallah. Fransa ile iyi seviyedeyiz. Fransa'yı da alacağız ama şu an için değil. İsviçre'yi çok almasak da olur. Şu Macaristan, Avusturya çok da fazla problem değil. İspanya'yı birazcık tarafımıza çekebiliriz. Çünkü sıkıntı olmasın. Daha sonrasında güçlü bir rakip bizi zorlar. Savaş ilan ediyorum. Haydi bakalım. Çok fazla bir şey beklemiyorduk zaten. Ya arkadaşım, nasıl da arkaya zıplayabildin sen ya? Tamam. Şurayı al. Şurayı al. Tabii buradaki birim buraya alamayacak. Biz de buradan vereceğim. Şuna asker basalım. 500 asker bassak yeterli olur. Ki zaten orayı da aldık. Tamamdır. Siz de şuradan şöyle alalım abiler. Teşekkür ediyoruz. Bosna Hersek'e bizimle güzel zaman geçirdiği için. Tamam, bütün askeri birliği bir yerde toplayalım. Şimdi biz bir de şu asimileyi de başlatalım da, zaten bir tane yerde varmış. İspanya bizi dost medeniyeti ilan etti. Şimdi şöyle geldiğim zaman da burada alacağım herhangi bir toprağım yok. Türkiye üzerinden alacağım Almanya'ya yakın toprak var. Sırbistan'ı, Bulgaristan'ı ve Makedonya'yı alacağız. Etrafında İsviçre var, Avusturya ve Macaristan var. Akabinde ise Belçika ve Almanya tarafına da uzanmamız gerekecek. Sıkıntı. Hoş şeyler değil bunlar tabii ki de. Şurada yine tabii ki asimile problemi yaşıyoruz. Biraz önce yoktu ama bize geçtiği zaman da moralman çöktüler hemen. Hemen şurada şöyle bir etkinlik yapalım. Birazcık moral depolasınlar. Güzel. Şuraya tek seferde alabiliriz Kosova'yı. Makedonya üzerine de. Çok askerle gitmek istemiyorum artık. Yeter, kabakla da veriyor çünkü. Tamamdır. Makedonya'yı ilk seferde alamasak bile en azından döndüre döndüre evre çevre dostu zorlaya alırız. Ki zaten elhamdülillah öyle de kolay lokma da olmadılar hiçbir zaman zaten. Ben çok basmayayım dedikçe adam illa diyor ki abi yükten yüklenebildiğin kadar. Ben laftan anlamıyorum. Sen bizi ez abi diyor.
Neyse, en azından Trakya bölgesine doğru hareketlensin garibim. Tamam. Sen gir abi böyle. Akıllanmayacak bu. Başkentini al. Tamam. Oraya kadar gidince ne geçecek ki eline? Şuraya 500 asker. İçeride risk atmak istemiyorum. Haydi bakalım. Burada zaten askeri olmadığı için. Aha, bir asker gitmedi oraya. Aa, iyiydi bu. Makedonya'ya da teşekkür ediyoruz. 4 eyaletini bize tatlı tatlı verdiği için. Biz yine buradaki bütün askeri birliği şöyle şöyle toparlayalım abi. Tamamdır. Azıcık kanatlara doğru açılacağız. Belçika ticaret talep ediyor ama 36 altın vermiş. Dalga geçiyor, kesin dalga geçiyor ya, başka bir şey olamaz. Şu anda en güçlü ülke konumundayız ama bana hiç o tadı vermiyor şu an için. Şurada Sırbistan var. Biz zorlayabilecek. Bir puanımız arttı. Onu da ben araştırmaya verdikten sonra birazcık toparlanmaya başlayacağız artık buralarda. Abi şöyle yapalım. Bulgaristan'ı da zorlayalım biz birazcık. Tamamdır. Ben Bulgaristan'da savaş ilan edeceğim ama orduya baktığımda savaş yorgunluğu 0. Niye böyle bir şey var? Savaş yorgunluğu konusunda birazcık sıkıntı var galiba. Baba düşmüşüz. Bakalım neler olacak? Nasıl geçecek Bulgaristan seferimiz? Çok şükür elhamdülillah öyle sıkıntısız geçen bir seferimiz daha hiç olmadı. Biz alışkın değiliz öyle şeylere. İşte buradan kontratağa kalkacaklar. Bu ne lan? Portekiz bize savaş ilan etti. Hayda. Çok kötü oldu. Allah Allah arkadaş. Yani Cezayir şu anda kaşınıyor. Portekiz ne istiyor? İstiyor onu da bilmiyorum gerçi ama. Sağlık olsun. Şurada 9000 asker var. Bu bizi çok fazla yoracak. Adam savaş ilan etti. Savaş ilan eder etmez de üstümüze saldırdı. Var mı böyle bir şey? Ne yapıyorum? Hemen savaş ekonomisi. 165'teydi. Geriye doğru çektim. 15.000 altın baremine geri ulaştım. Sen burada kal. Şuralardan ben yine asker basayım. Rutinim, standartım, sabitim. Tamam. Buradaki durum nedir abi nüfus açısından? Tabi burada biraz daha gelişmiş olduğu için daha rahat asker çıkartılabiliyor buralarda. Biz olmazsa bir Cezayir'i bir insan için çıkamayacak hale getirelim de gelelim. Bir de hareket puanımız da kalmadı ki. Şimdi sen buraya 9 askerle gir, sen 1000 askerle gir, sen kademeye gel, size çok güzel. Şimdi abi sen şuraya 1000 asker bırak, 1000 asker bırak, kalanı buraya bırak, sen de buraya bırak. Şuraya kadar girin siz de. Sen de tam bu noktaya gel. Şimdi sakin sakin devam edelim. Kuzu kuzu.
nüfus diyeceğiz. Burada asimile olması gereken nerleri var? Pardon, asker çıkartabileceğimiz şurası var ama yeterli puanımız yok. Hareket puanımız tamam. Adam çok iyi asker basmış burada. Tamam. Yalnız Cezayir fazlasıyla canımı sıkıyor şu anda. Benim olan toprakları almaya çalışma boşuna. Şurasında sıkıntım olabilir. Bulgaristan'a bir lav edelim şuradan bir. Tamamdır. Buralarda asker yok ki, kimi alacaksın buralarda? Sıkıntım şu olacak, ben Cezayir'den şu topraklarımı aldıktan sonra... Tamamdır, zaten hayır, ağzına tüküreyim ya, arkaya asker vermediğimiz için. Yüklen biraderim. Yüklenin abi. Tamamdır. Şuraya çıkacak. Barış at, barış yapalım. Hayır hayır hayır, olmadı. Geri. Ben şu topraklarıyım, ondan sonra seninle bir kez daha konuşalım. Ben şuradan Bulgaristan'a bir ilhak edeyim. Teşekkür ederim Bulgaristan'a da. Portekiz'i ben bir aradan çıkartayım. Bunlar anlık gazlarla böyle savaş ilan ediyorlar. Ondan sonra kendilerini geriye çekiyorlar. Şu hattı vermemem lazım. Bu hattı vermemek için de savaşmamız lazım. Ve iyi savaşmamız lazım şu anda. Portekiz anlaşmıyor. Şuraya çıkacak. Tamam. Cezayir bizimle anlaşabilir şu anda. Ama Portekiz'in istediği ne olduğunu bilmiyorum. Cezayir gitti. Cezayir gittiyse abi, işte Portekiz de buradan geliyor zaten dediğim gibi. Portekiz buralara geliyor. Şuralardan asker çıkartabilirim. Limanı olan yerlerden asker basarsak bizim için daha sağlıklı olacaktır.
Hop Atina'ya. Atina halkından özür diliyoruz ama çok güzel. Soğuşturduk. Düşman ölmeden bir de böyle bir uyduru var. Şimdi bir de bu ateşkesi kabul eder bir de. Etmedi. Tamamdır. Çok güzel abi. Siz de şöyle sahaya alalım biz beyler. Biz bir Portekiz'e bir sizi şöyle bir gönderelim. Lizbon'a. Lizbon hattından biz bir geçelim. Şimdi şu saatten itibaren nüfus artışıyla alakalı çok da fazla problem olmasa da nüfus artışına verelim. Lizbon bizi tek kalede fethetti. Ne istiyor olabilirsin acaba? Orduya çağır da kimi orduya çağırırız abi? Orduya çağıracak kimsemiz yok ki bizim şu anda burada. Ateşkes uzun vadede yine olmadı. Ateşkes normal vadede yok bu. Tamam, bunun niyeti belli oldu. O zaman şöyle yapacağız. İspanya ittifak talep edemiyorum. Çok düşüyüz. Ticaret talep edeceğiz. Savaş ilan et. Siz şurayla bir uğraş verin abi birbirinizle. Valla girin girin. Siz birbirinize girin mi? Girin ki ben aradan çıkabileyim rahat rahat. İspanya'ya bak, anında heder etti Portekiz'i. Gel bence Portekiz, yani şimdi ne yapıyorsunuz yapın siz bu saatten sonra. Bence savaşmayın ya, öyle şey olmaz derken Kosova bize savaş ilan etti. Kosova hayırdır? Abi canınız mı sıkılıyor ya? Ben anlamıyorum ki sizi. Kuzu kuzu oturuyorsunuz evlerinizde. Daha ne istiyorsunuz? Hop hop, oraya alacak belli o. Hiç sıkıntı yok. Salak, ne sandıysan. Hadi gel bakalım. Kendisi kaşınınca daha da bize etli oluyor bu işler. Teşekkür ediyoruz Kosova'ya da bize tattığı, kattığı güzel şeyler için. Avusturya'yla iyi sevdi. Ohoho. Portekiz göç etmiş resmen. Ama yine bunlar barış yaparlar. Portekiz kendi yerinde kalır. Altının değeri düşüyor. Farkındayım da ne yapacağım hacı? Tamam, bu seviyelerde yatırım yapalım. Aha. Rusya'yla savaştayız. Sebep? Buradan sıcak denizlere indik diyen. Ama soğuk denizlere indik diyen. Barış müzakeresi yap. Yapmayın. Bak gerçekten gerek yok Rusya. Harbi diyorum, gerek yok bak. Çin dostumuz, Kamerun dostumuz. Senin düşmanın olan Fransa var, Hindistan var. Çok da Fransızlarımız nasıl bizim? Aa, bak ne güzel. İttifak talep etsem gelmezler. Rusyacığım, canım benim. Bak biliyorum ben bu işin sonunu. Sen bana kol gibi asker çıkaracaksın. Ben onu karşılayamayacağım. Tamam abi ya, daha ne yapayım ben ya? Tamam, malları da yükseltelim birazcık. Aa. Bu durum niye böyle oldu ya? Tamam şöyle yapalım. Hadi. Rusya. Tadını da bırakalım. Tamam, çok korktum. Yok korktum ya, bu adam. Bu adam bize girecek ya. Biz şu limanlara asker yığdıralım da ağzına tüküreyim, oyun gibi oyun. Tamam mı? Senin ağzına sıçayım ben. Ne boktan bir oyundur bu ya. Öh arkadaş, yürüyerek gelseydin şuraya kadar bir oğlum be. Ne gerek o kadar masrafa şimdi? Toner'den
Aha geliyor. Abi geliyor. Rus geliyor. Ana Rus geri gitti. Eyvah. Gel bakalım şekerim. Sen bizi ufak tefek gördüğünde karamürsel sepeti mi sandın lan? Lavuk. Demeyelim de yine kızmayalım, kızdırmayalım Rusya'yı. Rusya'dan toprak almaya niyetlensem gerek yok şu anda. Öyle bir dünya görüşe sahip değilim. Ama bunlar burada barışmayacaklar. Tamam. Ne yapalım? Biz de şuraya asker çıkartalım. Toprak alalım ki tamam. Bak şimdi. Bendeki pişkinliğe bakar mısınız yalnız? Tamam. Şu andan itibaren anlaşmamız lazım bence. Yok abi. Bu da istemiyor. Kazakistan'ı devreye sok. Yok. Kazakistan'ı devreye sokacağım ya. Ukrayna'yı devreye sokayım. Bir saniye. Çin'i devreye sokayım ben. Çin'le aramız iyi. Çin bizi kırmaz. Şimdi bu Ukrayna'yı dalarsam Avrupa'ya kadar girecek. Finlandiya'yı da heder eder. Çin anlaşmayı kabul etmiş. Teşekkür ediyoruz Çin'e. Sağ olsun. Pek sever bizi. Biz de onu severiz aldığı için. İyi adamdır Çin. Yok barışmıyor ya. Ya lavuk bu ya. Barışmıyor. Şerefsiz barışmıyor. Abi. Uzatmanın mantığı yok işte. Ya tamam ne halt yiyorsan ye ya. Ben buraya asker yığdırayım madem. Sen buradan çıkarsın mıkarsın da bir haltlar yemeye kalkarsın bana. Bir de seninle uğraşamayacağım şimdi. Adam ya direkt Atina'ya çıkartma yapmaya kalktı. Bak. Bir de salak salak işler yapmıyorum burada böyle. Kim? Nijerya bize savaş ilan etmiş. Canım benim. Canım canım canım. Nijerya sen neredeydin? Nijer var burada. Bizim burada toprak bütünlüğümüz sıkıntıda. Şimdi Cezayir olmasa bile Nijer'le aramız nasıl peki? Kötü. Çat. Mısır. Ulan bir Sudan mı var dostumuz? Cezayir'le de savaştık gerçi ama. Lan ne hakareti. Heh. Nijerya, Nijer'i geçer de üstümüze gelirse fena gelir abi. O nedenle biz tadında bırakalım burayı bence. Sınıra adam yığalım. Nereden gelebilir bu? Buralardan gelebilir. Bayağı güvenli bölge hattı oluşturacağız burada. İşi gücü bıraktık. Tabii şimdi buraya bakarken biz Rusya'nın da buradan atağını da engellememiz lazım. Çinli alemde. Çin Rusya'ya girmiş bile valla. Hadi gel Putin. Tadını da bırak. Sen bizi yorma, biz de seni yormayalım. Eyvallah. Hadi sen sağ ben selamet şimdi. Burada ne alemde? İspanya Portekiz'i yutmuş. Yalnız Rusya buradan nereye gidiyor lan? Şaka yapıyorsun değil mi lan? Dünya etrafına dolanıp Çin'e mi saldıracaksın? Seni de şöyle alayım abi. Tamamdır. Burada kim kaldı? Sırplar kalmış. Sırpları zaten sevmiyoruz. O konuda da hemfikiriz. Doğru mu? Bu bence doğru. Sırbistan sınırına da inelim. Akabinde burayı kapatalım. Çünkü burada yani burası kaldı. Tamam Sırbistan'ı da alacağız.
Sırbistan hiç kaçar yok. Hani acaba'm falan ama hiç kaçar yok Sırbistan'ın. Üstüne böyle bomba olup yağacağız resmen. Atom bombası olmuş olsa şu anda atom bombası yağardık. Ne yapalım? Sırbistan'ı da alalım. Akabinde bölümü sonlandıralım dostlar. Sen şöyle gel, şöyle gel. Hadi 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 hadi. Kam 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 kam. Çok güzel. Nereye geldin oradan ha? Kuzum benim. Kim aldı sen? Hayırdır? Ha, canım benim. Yalnız bir dakika lan. Abi bu nedir ya? Kamboçya bize savaş, Mısır bize savaş ilan etti. Nijerya da saldırdı yalnız şaka maka. Biz aşağıdan beklerken Nijerya üst taraftan gömdü bizi. Ya buralarda ne savaş ekonomisi vardı? Kimi çıkartacağız? Hiçbir şey çıkartamam ki ben burada. Adam yok ki burada. Bu kadar askerle devam ettireceğim ama bu adam buradan nasıl çıktı şimdi? Sıkıntımız burada. Şaka gibi ya. Şerefsiz bunlar ya. Nijerya direkt ana hatta çıkış yaptı vallahi. Helal olsun Nijerya'ya. Problem değil. Sen burada kalırsın. Şimdi Mısır'ı hareket puanımız kalmadı ki. Suudi Arabistan ticaret talep ediyor ama abi geç, koalisyon falan kuramam şu anda seninle. Tamam. Sen an itibariyle bittin. Seni buradan atacağız. Sıra geldi sana. Tamamdır. Sen de buradan geç. Şimdi 4000 askeri ben buradan Mısır'ın bu tarafından çıkartma olarak atayım. Sen de buradan İskenderiye'ye gel. Atina'dan bir askeri birlik alacağız mecburen. Ya Allah kahretmesin ya. Abi şuraya çıkış yap. Mısır bizi çok fazla üzecek ama bunu burada devam etmeyeceğim. Çünkü şeyi aldıktan sonra Sırbistan'ı bölüme son vereceğim ama hareket puanımız hiç yok. Hareket puanımız hiç yok. Tamamdır. Mısır'la güzel bir mücadeleye az kaldı. Tamamdır. Evet dostlar, video ve seriyi burada sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Mısır bizi sağlı sollu girişiyor şu anda. Bayağı da sağlam girişiyor. Şimdi Allah var, adamların hakkını yememek lazım. Nerede limanımız vardı bizim? Şuraya doğru şu askerleri çekelim. Oyunda bu arada sabrımızı zorlamaya her zaman olduğu gibi devam ediyor. Şurada liman vardı. Şuraya alalım sizleri. 10.000 askeri biz buradan çıkartırız. Çıkarttığımızı oraya gömeriz zaten. Bir şekilde alırız ama hareket puanı zaten yine kalmadı. Video ve seriyi beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.